Ben Amerikan vatandaşıyım ve Türkiye'de bir yıldan fazla kalacağım. Bu benim için bir problem teşkil eder mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerikan vatandaşı olduğunuz için sizin Amerika'da yaşama ya da Amerika dışında belli bir süre yaşama gibi bir zorunluluğunuz yok. Dolayısıyla Amerikan vatandaşı olduğunuz için istediğiniz kadar bu bir yıldan fazla da olabilir. ABD dışında kalmanız sizin Amerika'ya gelmenize ya da daha sonraki Amerika'ya tekrar yaşamak için taşınmak istediğinizde herhangi bir engel teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla sizin bir yıldan fazla Amerika dışında kalmanızda herhangi bir problem yoktur. Bu biliyorsunuz yeşil kart, green card sahiplerinde bir yıldan fazla ülke dışında kalmak sorun teşkil edebiliyor. Ama bu durumlarda vatandaş olanlar için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Diğer bir takipçimizden gelen bir soru da şu yönde. Kendisi Amerikan vatandaşı olduğunu söylüyor. Türkiye'de yaşayacağını ve çocuğu eğer Türkiye'de doğarsa Amerikan vatandaşı oluyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Çocukların yani doğan çocukların Amerikan vatandaşlığına geçme durumu eğer tabii biliyorsunuz Amerika içinde doğduklarında Amerikan vatandaşı oluyorlar. Anne ve babalarının vatandaş olup olmaması önem arz etmiyor şu anki yasalarla. Eğer çocuk ülke dışında doğuyorsa o zaman belli sürelere bakılıyor ve bu sürelere bakılarak kişilerin, çocukların vatandaş olma durumu değerlendirilebiliyor. Dolayısıyla şöyle örnek vereyim. Eğer sadece siz Amerikan vatandaşıysanız ve eşiniz değilse ve çocuğunuz da ülke dışında doğarsa o zaman Amerikan konsolosluğu üzerinden vatandaşlık başvurusu ya da vatandaşlık pasaportu için başvuru yaparken konsolosluğun bakacağı nokta sizin vatandaş durumunuz ve çocuğunuzun doğduğu zaman da sizin Amerika'da herhangi bir ikametgahınızın olup olmadığı ve bu süreler noktasında da bir 5 yıl ikametgahı devam ettirmediğinize bakıyorlar. Dolayısıyla bu noktada söylenecek şey şu olur. Eğer çocuğunuz doğacaksa tabii ki Amerika'daki bağlarınızı koparmamış olmanızda fayda var. Bu sayede çocuk doğar doğmaz Amerikan konsolosluğundan pasaport başvurusu yapabileceksiniz. Tabii bu konuda dediğim gibi Amerikan konsoloslukları çok detaylı bir inceleme yapıyorlar. Sizden Amerika'daki ikametgahınızı gösteren, ikametgahınızı bitirmediğinizi, bırakmadığınızı gösteren evrakları, dokümanları isteyebiliyorlar. Bunlar vergi beyanları olabiliyor, kira sözleşmeleri olabiliyor, faturalar olabiliyor. Bu şekilde ayrıntılara inip sizin hala Amerika'da çocuk doğduğu zamanki süreçlerde ikametgaha sahip olamadığınıza bakılıyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yoksa evet siz vatandaş olduğunuz için çocuğunuz ülke dışında da olsa bile Amerikan vatandaşlığına gitmesi ya da vatandaşı olmuş olması mümkün olabilen bir durumdur diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Maryland'de yaşıyorum. Eşimle boşanma aşamasındayım. Mahkeme kızımı 2 gün eşime verdi. Diğer günler ise bana verdi. Şu an kızım için Kasım 12'de yeni mahkeme olacak. Eşim kızımın haftanın yarısı onda kalmasını istiyor. Kızım 5 yaşında. Bu sene okula gidecek. Kızımın bana verilmesi için mahkemeye ne gibi gerekçeler sunmam lazım diye bu takipçimiz soruyor. Sizin bahsettiğiniz durumunda görünen zaten physical custody dedikleri fiziksel velayet sizde. Dolayısıyla çocuk aslında haftanın çoğunluğunu sizde geçiriyor. Babasının ise onu görme zamanlarında da babasında kalıyor. Dolayısıyla normalde fiziksel velayet sizde bulunuyor. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi bu noktada çocuğun babası ise haftanın yarısı onda kalması için talepte bulunuyor. Ve bunu şu şekilde dile getirebilirim. Tabii ki kızınız şu an çok ufak yaşta ve ufak yaşta genelde mahkemelerin baktığı durum çocuk ufak yaştaysa genelde annesinin yanında olmasını görmek istiyorlar. Tabii ki çiftler eğer anlaşabilirse, çocuğun ebeveyni anlaşabilirse tabii ki çocuğun yarı hafta, yani haftanın yarısı sonunda yarısı diğerine kalmasını mahkeme kabul eder. Ama bir uyuşmazlık varsa, bu uyuşmazlıkla mahkemenin bakacağı durum ise çocuk için en iyi olan nedir ona bakacaklar. Dolayısıyla eğer siz çocuğun haftanın 5 günü sizde kalmasının çocuğun okuluna etkisi noktasında olumlu olacağını, onun eğitimini kötüye götürmeme yönünde en önemli olan seçenek olduğunu gösterebilme imkanınız olursa mahkeme bunu dikkate alacaktır. Dolayısıyla çocuğu da bölünmemesi için
haftanın 5 günü yeşil ufak olduğu için sizde kalmasına yönünde adım atacaktır. Şunu söyleyebilirim, eğer bir faktör, eğer çocuğun eğitimi olumsuz yönde etkileneceğini gösterebilirseniz mahkeme bunu ciddiye alacaktır. Diğer bir tavsiyem de size, Maryland'de yaşıyorsunuz. Maryland eyaletinde aile davalarıyla ilgilenen bir avukat ile yakın bir çalışma yapmanızda da fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Green Card çıkıp Amerika'ya giriş yapıp kartı aldıktan sonra vatandaşlık için yılda bir giriş yapıp birkaç ay kalıp 3 sene sonra vatandaşlığa başvuruluyor mu? Herhangi bir gün sayısı doldurmak lazım mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Siz Green Card'a sahip olduktan sonra bunun anlamı Amerika'da ikametgah sahibi olmanız gerekiyor. Dolayısıyla Amerika'da yaşamanız gerekiyor. Ama siz sadece yeşil karda sahip olup işte ben yılda bir Amerika'ya geleyim, birkaç ay kalıp geri döneyim dediğinizde sadece yeşil kartı korunmuş oluyorsunuz. Yani ikametgahınızı bozmadığınızı göstermiş oluyorsunuz. Fakat Amerikan vatandaşlığına gidebilmeniz için ise sizin fiziksel olarak da Amerika'da belli bir süre yaşamanız gerekiyor. Bunun da örneği son 5 yıl içinde mesela, bu 5 yılın neredeyse en az 2,5 yılını Amerika'da geçirmiş olmanız gerekiyor toplam sayı olarak. Dolayısıyla birkaç ay kalarak siz bu 2,5 yılı tamamlamanız mümkün olmayacaktır ve Amerikan vatandaşlığına bu şekilde gidebileceksinizdir. Ne zaman ki siz Amerika'da yaşamaya başlarsanız, daha fazla zaman geçirmeye başlarsanız, o zaman Amerikan vatandaşlığına gidiyor olmanız mümkün olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen, geçen haftadan kalan soruya geçeceğim şimdi. ABD'ye cevap vizesiyle geldim. APL programı ile 1 yıllık vizem var. 2 aydır Amerika'dayım. Programdan çıktığımda Amerika'da kaçağa düşmüş olur muyum ya da sayılır mıyım diye, kaçak sayılır mıyım diye bu takipçimiz bize soru soruyor. Şimdi siz APL programı ile Amerika'ya geldiğiniz zaman cevap vizesiyle giriş yapıyorsunuz. Ve bu cevap vizenizin devamlılığı aslında sizin programınızı devam ettirmenizle bağlı olan bir durum. Dolayısıyla 1 yıl bile olmuş olsa sizin vizeniz ve Amerika'ya giriş yapmış olmanız sizin burada kalabilmeniz için, yasal durumunuzu devam ettirebilmeniz için programınıza devam ediyor olmanız lazım. Eğer siz programınızı bırakırsanız ya da işten ayrılırsanız herhangi bir sponsorunuzdan izin almadan, o zaman var olan programınızı ilan etmiş olursunuz. Bu da sizin cevap vizenizin düşmesi anlamına geliyor. Bir de tabii biliyorsunuz bu ay itibariyle, biz birkaç aydır bunu belirtiyorduk, yapılan diğer değişikliklerden bir tanesiyle artık sizin Amerika F1 ya da C1'la bile giriş yapmış olsanız programınızı ihlal ettiğiniz zaman ihlal tarihinden itibaren yasal durumunuzu kaybetmiş ve kaçak gün sayımı başlamış oluyor. Yani yasal bulunmama gün sayısı başlamış oluyor ki bu önceden bu ayın ortasından ya da ilk haftasından öncesinde olan bir durum değildi. Fakat bundan sonraki olan süreçlerde programınızı ilan ettiğiniz günden itibaren yasal olmadığınız gün sayısı başlamış oluyor. Dolayısıyla kesinlikle size tavsiyem, eğer var olan programınızda memnun değilseniz ya da bulunduğunuz aileyle memnun değilseniz, o zaman sizin sponsor firmanızla irtibata geçip onlardan gerekirse yeni bir aileye geçmenizi ya da yeni bir aile bulmaları yönünde çalışma yapıp bu ihlali yapmamış olmanızda fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerikan vatandaşı eşi vefat eden bir kişi, dul bayan, vefat eden eşi üzerinden green card alabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'daki göçmenlik yasaları Amerikan vatandaşı eşlerini kaybetmiş yabancılara, Amerikan vatandaşlarının dul eşlerine yeşil kartla başvuru imkanı sağlıyorlar. Dolayısıyla eğer siz Amerikan vatandaşıyla evliyseniz ve herhangi bir yasal durumunuz yok ise ya da daha yeşil kartınızı almamışsanız ve eşiniz vefat etmiş ise, o zaman eşinizin vefatından dolayı siz tek başınıza göçmenlik dairesi aracılığıyla yeşil karta, yani green karta gitme imkanınız mevcut. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyaysanız bunun için gerekli başvuruları yapıp sürecinizi en kısa zamanda başlatmanızda fayda vardır diyebiliriz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerika'da
çocuk bakıcılığı yapmak üzere çocuklu bir aile buldum. Bu Amerikalı ailenin gelir düzeyi tam olarak ne kadar ve nasıl olmalıdır diye bu takipçimiz soruyor. Eğer abi aile sponsor olacaksa size bakıcıları olarak çocukları için, burada önemli olan nokta sizin bakıcı olarak çalışacağınız bölgedeki, yerdeki size ödenecek en düşük maaşın ne olacağıdır. Dolayısıyla bu maaşın ne kadar olacağı da bu ailenin ve sizin çalışacağınız yerin hangi eyalet ve o eyaletin hangi bölgesinde olmasına göre değişecektir. Önemli olan nokta, örnek veriyorum, eğer bu maaş 40 bin dolar olması gerekiyorsa, 38 bin dolar olması gerekiyorsa yıllık, o zaman size sponsor olacak ailenin en az bu kadar geliri gösteriyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bu geliri gösterdiği sürece, geliri yeterli olduğu sürece size ödenecek maaşın üstünde, o zaman sizin için sponsorluk başvurusu yapabilecekler. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Turist vizem var fakat yine de öğrenci vizesine başvuracağım. Daha önce Amerika'ya giriş çıkış yaptım. Bunun vizeyi almamda faydasının olacağını düşünüyorum. Esas sorum ise şu. Eğer vizeyi alamazsam Amerika'ya gelip statü değişikliğine başvuracağım. Vize için başvurup vizeyi alamadım, alamadığım herhangi bir şekilde görülür ve negatif etki yaratır mı? Ayrıca yeni yönetim sonrası statü değişikliği onay oranları takribi ne kadardır diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya turist vizenize geldiniz ve gezmeye geldiniz, daha öncesinde de Amerikan Konsolosluğu'nda öğrenci vizesine başvurdunuz ve Amerikan Konsolosluğu sizin durumunuzu yeterli görmedi, o zaman siz Amerika'ya geldikten sonra ve turist seyahatleriniz bittikten sonra hala burada kalıp öğrenci statüsünde burada değişiklik yapmak için başvuru yapmak istediğinizde, daha önceki konsolosluktaki negatif ya da verilmeyen vize durumu sizi negatif etkilemeyecektir. Dolayısıyla burada yapacağınız statü değişikliği yeni bir başvuru olarak görülecek ve buradaki statü değişikliği onunla beraber yapılıyor olacaktır. Dolayısıyla sizin daha önce Amerikan konsolosluğuna sadece vizeyi alamama gerekçesi sizin Amerika'daki yapacağınız statü değişikliği başvurusu için herhangi bir negatif durum oluşturmayacaktır. Ve diğer sorunuza geldiğimizde ise yeni yönetim sonrası statü değişikliği onayları konusunda şu an çok olumsuz bir durum şu ana kadar yaşanmadı. Fakat bizim gördüğümüz bu noktada ciddi çalışmaları yapıldı ve bir süre sonra daha fazla olumsuz cevaplar alınmasını bekliyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli başvuruların yapılması, çok düzgün yapılmasına fayda var. Çünkü bundan sonraki yapılacak statü değişikliklerinde bizim beklentimiz göçmenlik dairesinin hemen direkt red vermesi noktasında olacak. Bu beklenti de sebebi de bu konuda göçmenlik dairesinin son geçirdiği yürürlüklerden, kararnamelerden bir tanesi de artık yeterli görmedikleri dosyalara hiç ek belge talebine girmeden direkt red verme yönünde daha fazla takdir yetkilerini kullanacaklarını belirtmiş durumdalar. Dolayısıyla bu başvurularda olumsuz anlamda durumlarla karşı karşıya kalmak mümkün olacaktır. O açıdan dikkatli olmanızda fayda vardır diye takipçilerimize şimdiden uyarmış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen hafta gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Amerika'da ücretsiz olarak eğitim veren birkaç tane dil okulları bulduk. Amerika'daki ücretsiz dil okullarına kayıt olmamız bizim için I-20 formu alabilmemizi sağlar mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Sizin Amerika'daki öğrenci statüsüne geçmek isterseniz eğer, bu öğrenci statüsüne değişiklik de olabilir. Bu Amerikan konsolosluğu üzerinden vize başvurusu da olabilir, öğrenci vizesi. Bunu yapabilmeniz için Amerika'da bulunan okulun öğrenci statüsü size verebilmesi için SEVIS sisteminden onaylı bir okul olması gerekiyor. Dolayısıyla size I-20 formu dedikleri formu verebilecek bir okul olması gerekiyor. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz ücretsiz eğitim veren kütüphaneler ya da dil okulları gibi yerler size öğrenci statüsü vermiyor. Çünkü onların sunacağı ücretsiz eğitimde uluslararası öğrenci statüsü verme durumu olmayacak. Dolayısıyla I-20 formunu verebilecek kurum ya da o kurumun o programına yazılmış olmanız ve I-20 formunu almış olmanız gerekiyor ki
öğrenci vizesine geçiş yapabilin. Ve bu programlar maalesef ücretsiz olmuyor. Ücretli programlar oluyorlar. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. B2 vizesiyle Amerika'da bulunurken H2B vizesi için bir iş teklifi alırsak müracaatların Türkiye'den ya da Amerika içinden yapılması arasında bir fark var mıdır? İşlemleri Amerika içinde yaparsak sonuç daha mı olumlu olur? Müracaatlar Amerika içinden yapılırsa bizi mülakata tabi tutuyorlar mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki en önemli nokta, siz tabi Amerika'da B2 vizesiyle bulunurken, statü değişikliklerine girerken, statü değişikliği çalışmalarının yapılabilmesi ve dosyaların içeri verilebilmesi için gerekli olan süreçte burada yasal kalıyor olmanız lazım. Fakat H2B vize başvurularında bir ön çalışma durumu var ve bu biraz zaman alabiliyor. Ve siz ondan sonra da başvuru yapabileceğiniz kota zamanını beklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla sizin B2 vizesiyle buradaki 6 aylık kalacağınız süreçte bunları yetiştirmeniz mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bu açıdan önemli olan buradaki yasallığınızı ihlal etmeden H2B'yi alabilmek. Bu da buradaki belki H2B çalışmaları başlamış olur. Ama Amerikan konsolosluğu üzerinden gidilmesi sizin için çok daha faydalı olabilir. Öbür türlü burada statü ihlaliyle karşı karşıya kalabilirsiniz eğer belki statünüzü koruyamazsınız. Dolayısıyla bu noktada önemli olan sizin burada statü değişikliği yapabileceğiniz daha uzun bir statüde olmanız. Eğer bu statü durumu yok ise B2 statüsündesiniz sadece. O zaman da Amerikan konsolosluğu üzerinden H2B vizesine gitmek, yani oradaki görüşmeye giderek bunu yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Tabii Amerika içinde bu başvuruyu yapabilecek olan kişiler ise herhangi bir mülakata gitmiyorlar. Herhangi bir mülakata gitmelerine gerek yok. Direkt dosya üzerinden yapılan başvurularla statü değişikliği mümkün olabilmektedir. Takipçimizden gelen diğer bir soru ise şu yönde. B2 vizesiyle Amerika'da bulunurken bir iş yeri bize Green Card için sponsor olmak isterse işbaşı yapmak için kartın çıkmasını beklemek gerekir mi? Kartın çıkması ne kadar sürer? En erken ne zaman işbaşı yapılabilir? Green Card çıkana kadar Amerika'da sonucu bekleme şansımız var mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Sizin Amerika'da B2 statüsüyle bulunacağınız bir süreçte tabii ki bir iş yerinden teklif almanızda bir engel söz konusu değildir. Dolayısıyla eğer bir iş yeri size sponsor olmak isterse sizin orada çalışabilmeniz için bu yeşil kartın onaylanmış olması ya da bu yeşil kart süreci başladıktan sonra gelecek olan çalışma izninizin elinizde olması gerekir. Yoksa siz bu iki durum oluşmadığı sürece, yani yeşil kartınız onaylanmadığı için daha ya da çalışma izninizi geçmediği sürece orada çalışmaya başlamanız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu yerde en erken işe başlayabilmeniz için size sponsor olan yerde çalışma izni onayınızın elinize geçmiş olması gerekecektir. Tabii bu süreçte siz var olan B2 statünüzden yeşil karta geçiş yaparken Amerika'da sonucu bekleme şansınızın var mı noktasında maalesef bu B2'de olan bir statünün içindeyseniz mümkün olmayabilir. Dolayısıyla size verilen B2 süresince burada yasal kalmanız gerekecektir. Ve ta yeşil kart aşaması başlayana kadar daha uzun bir statüde ya da daha sağlam bir statünün içinde bulunmanız gerekebilir. Örnek veriyorum, eğer kişi B2 statüsünde değil de öğrenci statüsünde olan bir statü içindeyse buradaysa o zaman yeşil karta geçişi bu noktada problem teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla yeşil kartı onaylanana kadar statüsünü devam ettirdiği sürece burada bekleyebilecektir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Vize ve statü farkı nedir? Örneğin Amerika içindeyken B2 vizesinden H2B vizesine yapılan statü değişikliğinde pasaporta vize basılıyor mu? Amerika dışına seyahat etme durumunda H2B statümüz geçerliliğini yitiriyor mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Vize ve statü arasındaki farka geldiğimizde vizeler sadece Amerika dışında Amerikan konsolosluklarının yetkisinde olan ve ancak Amerikan konsolosluklarının sizin pasaportunuza basacağı bir onaydır. Ve bu onayla siz, yani bu vizeyle siz seyahat edebilme durumunu elde edeceksinizdir Amerika'ya. Statü ise Amerika içindeki göçmenlik dairesinin yetkisinde olan
statü değişikliklerini yapabilmesine imkan veren bir başvuru türüdür. Dolayısıyla statü değişikliği başvurularını Amerika için de yapabilmektesiniz ve dolayısıyla bunlar size herhangi bir şekilde vize olarak verilmez. Dolayısıyla ülke dışına çıkıp, Amerika dışına çıkıp tekrar Amerika'ya seyahat etmenize imkan sağlamaz. Ama Amerika dışına çıktığınızda Amerika için de yaptığınız statü değişikliği başvurusu artık düşmüş olur. Dolayısıyla bu statüyü hala devam ettirmek istiyorsanız o zaman Amerikan konsolosluğuna randevu alıp Amerikan konsolosluğuna gidip pasaportunuza vize almanız gerekecektir. Dolayısıyla evet, bu noktada statü geçerliliği kaybeder siz Amerika'dan çıkış yaptığınız gün itibariyle. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde: B2 ile ABD'de bulunurken Amerika içinden çalışma vizeleri için yapılacak olan statü değişikliğinde ilk girişten itibaren en az 90 gün bekleme zorunluluğu var mıdır? Örneğin girişten 10 gün sonra bir iş imkanı doğarsa durum ne olur diye bir takipçimiz soruyor. Geçen yılın sonundan itibaren Amerikan yönetimi kişilerin Amerika'ya geldikleri zamanki niyetlerinin değişebilme noktasında belli süreler koymuş durumdalar. Daha önceden bu süre mesela 30 gündü. Şimdi bu süreyi 90 güne çıkardılar. Dolayısıyla eğer siz buraya gezme amacıyla geliyorsanız bu 90 gün içinde başka bir statüye geçme niyetinizin olmadığı kanısına varılmaktadır. Dolayısıyla siz Amerika gezme niyetiyle geldiğinizde kalkıp başka bir başvuruyu 90 gün içinde yapamayacaksınız. Eğer yaparsanız o zaman niyetinizin farklı olduğunu, aslında gezme amacıyla değil çalışma amacıyla girdiğinizi onlara göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla evet, böyle bir zorunluluk var. Bu da geçen yılın sonundan itibaren yürürlüğe girdi ve bu süre 90 gün olarak bulunmakta ve bu noktada özellikle sizin ve takipçilerimizin çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: H4 vizesi hakkında genel bilgi verebilir misiniz? Eşlerden biri tek başına iş bulduğu takdirde diğer eşin durumu ne olur? Sadece kadının çalışma hakkı kazanması durumunda eşinin yani durumu ne olur? H4 vizesi çalışma hakkı verir mi ya da çalışma vizesine çevrilebilir mi diye bu takipçimiz soruyor. H4 vizeleri, eşleri H1B dedikleri yani H1B, H1B vizeleri dedikleri vizeye sahip olan kişilerin eşleri de H4 yani H4 vizesine sahip olmaktadırlar ve başvuru yaptıkları zaman da eşlerinden dolayı ve eşlerin H1B ya da H1B vizesi sahibi olduklarından dolayı kendileri de H4 vizesini almaya hak kazanacaklardır. Dolayısıyla bu vize türü sadece sizin burada kalabilme, eşinizle kalabilme ve eşinizin statüsü devam ettiği sürece ona eşlik etmenize imkan sağlamaktadır. Herhangi bir çalışma izni ise vermemektedir. Ama eğer eşiniz H1B'si olan eşinize yeşil kart süreci başlatılırsa işveren tarafından, o zaman bu sürecin içinde çalışma iznine hak kazanabilecektir. Yoksa herhangi bir çalışma izni mümkün değildir. Tabii H4 vizesine sahip olan kişi başka bir vize türüne geçme imkanına sahip olur. Eğer örnek veriyorum kendisi bir yatırım yapıp iş kurma planındaysa, o zaman kendisi H4 vizesinden E2 ya da E1 tarzı yatırımcı da ticaretçi vizelerine geçmesi mümkün olacaktır. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi geçen haftadan. Benim Amerika C1 vizemde 2 yıl kuralı var. Bu kuralı kaldırmak ne kadar sürer diye takipçimiz soruyor. C1 vizesiyle Amerika'ya gelip staj ya da işte training, internship dedikleri programlara katılan kişiler ülkelerinden dolayı ve yapacakları iş türünden dolayı 2 yıl kuralına tabi olabilirler. Bu 2 yıl kuralı da kendilerinin programları tamamlanır tamamlanmaz, Amerika'daki programları tamamlanır tamamlanmaz, örnek veriyorum 1 yıllık programları, ülkelerine geri gidip ülkelerinde yaşayacaklarını baştan bir kabul etmiş olurlar. Ve 2 yıl kuralıyla ki getirilen sınırlamada bu programa gelecek kişilerin burada programı bitirdikten sonra ülkelerine en az gidip 2 yıl kalmasını görmek istemektedirler. Dolayısıyla eğer kişi programı tamamlandıktan sonra Amerika'da hala kalmak istiyorsa ya da bir statü değişikliğine girmek istiyorsa, o zaman bu getirilen 2 yıllık yasağı kaldırması gerekecektir. Ve bu 2 yıllık kaldırma süresi ya bu başvuruları yapmak mümkün olan bir durumdur.
ve bu başvuruların yapıldığı zaman sonucunu almak neredeyse 3-4 ayı bulabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim Amerika C1 vizemde 2 yıl kuralı var. Onu kaldırmadan statü değişikliği yapabilir miyim diye bir takipçimiz soruyor. Burada ideal olan şey siz statü değişikliği başvurusu yaparken 2 yıl kuralınızı kaldırmış olmanızdır. Eğer 2 yıl kuralınızı kaldırmamışsanız o zaman statü değişikliği aslında yapmaya uygun değilsinizdir. Bu noktada bizim öngörümüz bundan sonraki süreçte eğer 2 yıl kuralları kaldırılmamış bir durumda ise başvurularınız red alabilir. Bunları tekrar açma durumunuz mümkün hale gelmeyebilir. Red başvuru yani statü değişikliği başvurularınız için diyorum. Dolayısıyla evet burada önemli olan nokta eğer böyle bir niyetiniz oluşursa programınız başlar başlamaz bir süre sonra 2 yıl kuralı ile ilgili çalışmaları en kısa zamanda başlatmanızda fayda vardır. Çünkü süreç neredeyse 3-4 ay bulacaktır. Bu sayede programınız tamamlanır tamamlanmaz ya da tamamlanmak üzereyken herhangi bir engele maruz kalmadan statü değişikliği başvurunuzu yapabileceksiniz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Otel yönetimi diplomasına sahibim ve 5 yıllık otel tecrübem var. Amerika'da turist vizesiyle bulunmaktayım. Ülkeme geri dönmeden statümü C1 Hospitality Intern statüsüne çevirip otellerde çalışabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Yani kendisinin demek istediği belki statüsünde bulunurken C1 vizeleri altındaki staj imkanı yani otel ve turizm alanında staj yapabilme imkanına çevirebilir miyim diye kendisi soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta sizin bu C1 staj programını yapabilmek için anlaşacağınız Amerika'da bulunan aracı sponsor firmanın sizin burada bulunduğunuz süre içinde bu program için size kabul verip vermeyeceğine göre değişir. Eğer siz burada yasal durumda bulunurken programa hak kazandığınızı ve size DS formunu verirse o zaman yasal statünüz bitmediği süre içinde statü değişikliği yapıp sizin B2'den C1'e geçmeniz mümkün olacaktır. Ama sponsor firmaların çoğu bunu yapmayacak. Sizin ülke dışına çıkmanızı bekleyecekler ve ülke dışına çıktıktan sonra sizinle mülakatı yapıp DS formunuzu sunuyor olacaklar ve siz de bununla Amerikan konsolosluğuna aldığınız randevuya gidip bu vizeyi oradan alıyor olacaksınız. Takipçilerimizden bir tanesi şunu soruyor. Bana 2017 yılında Green Card çıktı. DS-260 formunu doldurdum. Mülakata ne zaman çağrılacağımı nereden nasıl öğrenebilirim? Burada önemli olan nokta şu. Siz çekilişten yeşil kartı hak kazandığınız için ve yapmanız gereken DS-260 başvurusunu da yaptığınız için ikinci önemli olan nokta sizin dosya numaranıza yani vize kota numaranıza gelip gelinmediğini ise State Department'ın bülteninden takip ediyor olmanız. Ve sizin bu noktada sizin numaralarınıza gelirseler o zaman size Amerikan konsolosluğunda randevu verilecektir. Dolayısıyla bu noktada önemli olan şey numaranıza, dosya numaranıza bakıp çekilişten çıkan ve State Department'ın da bültenini takip edip sizin dosyalarınıza ulaştılar mı, ulaşmadılar mı yoksa sizin dosyalarınıza yetişemedikleri için ve süreçte bitmek üzere olduğu için herhangi bir hak kaybına maruz olup olmadığınızı o şekilde öğrenebilirsiniz. Diğer takipçimizden geçen haftadan kalan soru da şuydu. Amerika için alınan turist vizesi ihlal edildiğinde yani 6 aydan fazla kalındığında eğer başka bir ülkeden Amerika için ticari vize başvurusu yapsak süre ihlali yapılan turist vizesinden dolayı herhangi bir sorun olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Eğer siz Amerika'da yasal durumunuzu ihlal ettiğinizde bu ihlal süresi 6 ayı geçerse sizin sorduğunuz soruyla bağlantılı olan o zaman Amerika'ya tekrar Amerika dışına çıktıktan sonra 3 yıl geri gelememe yasayla karşı karşıyasınız. Eğer bu süre 6 ay değil de 1 yılın üstüne çıkmışsa yasal kalmadığınız süre o zaman ise Amerika'ya 10 yıl geri gelememe yasayla karşı karşıya olacaksınız. Dolayısıyla siz eğer 6 aydan fazla kaldıysanız ve çıktıysanız şu an vize almanız şu an mümkün olmayacak. Tabii eğer vize başvurusu yapmak istiyorsanız bu size verilen 3 yıllık yasağın affedilmesi için de
ek bir başvuru yapmanız gerekecektir. Ama tabii bunun için de Amerikan Konsolosluğu çok dikkatli değerlendirme yapılıp size bu noktada af durumunda vize alıp alamayacağınızı değerlendiriyor olacaklardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika için E2 vizesini alıp 5 senenin sonunda E2 yatırımcı vizesinin yenilenme zamanı geldiğinde şirketin karlılığı ya da çalışan adeti gibi ne tip belgeler gerekecektir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz yatırımcı vizesine sahipseniz ve aldığınız bu yatırımcı vizesinin 5 yıllık süresinin sonuna doğru geliyorsanız ve bunu yenilemek istediğinizde, ki bu mümkün olan bir şey, yani dolayısıyla yatırımcı vizenizin sonuna gelindiğinde siz tekrar yenilenmesi için başvuru yapabiliyorsunuz. Ve bu başvuruyu yaparken Amerikan Konsolosluğu'nun bakacağı nokta sizin son 5 yıldır şirketinizin ne yaptığı. Dolayısıyla şirketinizin aktif olup olmadığı, vergi ödeyip ödemediği, çalışanının olup olmadığı, karının ne düzeyde olup olmadığı ve bundan sonraki süreçteki 5 yıldaki planlarındaki büyümenin nasıl gideceğine dikkat edecekler. Dolayısıyla özellikle sizin değindiğiniz şirketin karlı ve çalışanları gibi durumlara önem vereceklerdir. Örnek veriyorum. Siz şirketi kurdunuz. 5 yıl geçti. Yatırımcı vizeniz var. Ama bir tek siz varsınız çalışan. O zaman Amerikan Konsolosluğu size yeni bir 5 yıl vermesi için tereddütler olacaktır. Dolayısıyla bu noktalarda dikkat edilmesinde fayda var. Özellikle şu an yeni yönetimle birlikte yeni yönetimin bu E2 vizelerinin yenilenmesi noktasında çok daha titiz davrandığını size şimdiden bildirmiş olalım. Dolayısıyla çok aktif ve başarılı bir firma bundan sonra görmek gerekebilecektir. Yoksa normalde Amerikan Konsolosluğu'nun ya da göçmenlik dersinin baktığı olay şirketin aktif olmuş olması, çalışıyor olmuş olması, karlılık durumunun değişken olup olması, tabii ki çalışanlarının olması. Yani bunu şöyle düşünmeniz lazım. İlla çok büyük karlar yapacak bir iş yeri olmayabilir ama aktif, devamlı dönen bir iş yeri olmasını görmeye devam edeceklerdir. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya geliyorum. Amerika'da ne zaman şirket kurabilirim diye soruyor takipçimiz. Şimdi eğer siz Amerika'ya kısa süreli geliyorsanız ve dönecekseniz o zaman şirket kuruluşunu hemen yapabiliriz. Beklememize gerek yok. Hemen kurabilirsiniz. Ama siz Amerika'ya geldiğinizde burada şirket kurup yatırım yapıp belki burada statü değişikliğini düşünüyorsanız o zaman bu tip çalışmaları Amerika'ya girdikten 90 gün sonra başlatmanızda fayda olacaktır. Ki bu sayede statü değişikliği için yapacağınız başvurularda bu turist vizesiyle gelmiş olmanız yanlış bir anlam doğurmuş olsun. Ve şunu da bilmenizi isterim. Sonuçta turist vizesi derken bunun B1 ya da B2 durumu var. Dolayısıyla siz iş kurma amacıyla geldiğinizde o zaman ben B1 amacıyla geliyorum diyebilirsiniz. Yani size niye Amerika'ya geldiniz dediklerinde ben şirket kuruluşu yapacağım, yatırım araştırıyorum dediğinizde o zaman B2 turist vizesi yerine B2 iş anlamında olan seyahat onayını kapıda gümrükte size vermiş olacaklardır. Ve dolayısıyla iş kuracaksanız kesinlikle B1 ile giriş yapmanızı size tavsiye edeceğim. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir sorumuz ise şu yönde. F1 öğrenci vizesiyle Amerika'ya gidip YouTube ve diğer internet mecraları üzerinden para kazanabilir miyim? Eğer kazanıyorsam bunun vergisini ödemek için Amerika'da beyan etmem gerekiyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer siz öğrenci vizesiyle Amerika'ya geliyorsanız, öğrenci vizesiyle bulunduğunuz süreç içinde izin almadan çalışmanız mümkün olmayacaktır. Bunu da tavsiye kesinlikle etmeyeceğiz. Bu ister siz bir iş yerine girip orada çalışın, ister kendi işinizi yapın, ister kendiniz için ek gelir getirecek şeyleri yapın. Burada sizin bahsettiğiniz işte reklam ya da YouTube ya da internet üzerinden, reklam üzerinden para kazanma durumu. Siz eğer Amerika'da için bir çalışma yapıyorsanız bu sizin bu çalışmaları yapabilmeniz için bir izin gerektirecektir. Dolayısıyla bunu size tavsiye etmeyeceğiz. Tabii bu şu anlama gelmesin. Hani siz öğrenciyken burada YouTube hesabı açamazsınız ya da internet reklamcılığı alanında çalışmalara adım atamazsınız anlamına gelmez. Bunun için bir şirket kuruluşu yapabilirsiniz. Şirketiniz bu iş için yatırım yapabilir.
Ama siz şirketinizde çalışmamış olmanız gerekecek. Dolayısıyla şirketinizin çalışanları bu çalışmaları yaptığı sürece öğrenciyken bu tarz bir yatırım yapmanıza kesinlikle bir engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer sorduğu da vergi durumunda olan durum için ise siz eğer şirket üzerinden bu işlemleri yaparsanız ve şirket gerekli vergileri ödüyor olacaktır ve bu sayede de siz öğrenci vizenizi ilan etmeden burada kalma durumunuzda bir sorun yaşamadan eğitiminize de devam edebileceksiniz diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen başka bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Cancel olmuş turist vizem vardı. Yani iptal olmuş vizem vardı. Ve turist vizem iptal olalı 4 ay oldu. Ben davetiyeli bir şekilde tekrar vizeye başvursam ne olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer sizin vizenizin iptal edilmiş olması herhangi bir yasak getirmiyorsa, sadece var olan vizenizi iptal etmişlerse, o zaman vizeye tekrar başvurmanızda bir engel yok. Yalnız şunu bilmeniz lazım. Bu noktada Amerikan Konsolosu iptal ettikleri vizeyi neden vermelerine ihtiyaç olduğunu anlamak isteyecekler. Dolayısıyla koşullarınızın sizin turist vizesine hala hak kazandığını onlara göstermeniz gerekecektir. Yoksa bu başvurunun sonucunun ne olacağını söylemek çok zor. Ama siz eğer Türkiye'deki bağlarınız hala devam ediyorsa ve bunlar kuvvetliyse o vizeyi tekrar almamanız için bir engel olmayacaktır. Tabii ki iptal edilme gerekçesini bilmekte fayda var ama tekrar başvuru yapmada herhangi bir engeliniz olmayacaktır. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika E2 yatırımcı vizesi öncesi şirket kurma imkanı var mı? Ev alacağım sıkıntı olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi zaten sizin Amerika için E2 yatırımcı vizesini almanız için öncelikle şirketi kurmanız gerekiyor. Yani şirket kurulmadan bu yatırımcı vizesini almanız zaten mümkün değil. Dolayısıyla siz E2 yatırımcı vizesini almadan önce ön adımları gerektirecek çalışmaları yapabiliyorsunuz. Bunun içinde de şirket kurma var. Yani şirket kuruluşu yapabiliyorsunuz, banka hesabı açabiliyorsunuz, ofis kiralayabiliyorsunuz, depo kiralayabiliyorsunuz, elemanların ön adımını adımlarını atabiliyorsunuz. Ama ondan sonra yapılacak çalışmaların içinde yer almanız gerekiyor. Ta ki E2 vizenizin onayını alana kadar. Ve ev alma noktasına geçtiğinizde siz Amerika'da herhangi bir stadyum, yani hiç Amerika'da bulunmadan bile ev alabilirsiniz. Bu hiçbir sorun teşkil eden bir durum değil. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla yatırım yapıp ev alabilirsiniz. Herhangi bir vize durumuna bakılmadan bu yatırımınızı yapıp ev almanızda herhangi bir engel olmayacaktır. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card iptali onaylandı mı ya da olma ihtimali var mı diye bir takipçimiz soruyor. Bildiğiniz gibi şu an yeni başkanımız çekiliş üzerinden yeşil kartların iptal edilmesi yönünde devamlı düşüncelerini bildiriyor. Fakat bu noktada herhangi olan bir iptal durumu söz konusu değil. Şu ana kadar buradaki herhangi bir yasa geçirilip Green Card çekilişleri iptal edilmiş durumda değil. Olma ihtimali var mı noktası şu an için belki zor ama tabii bu noktada eğer yarın Senato ve Kongre adım atarsa ve eğer bu yasa tasarısı başkanın önüne kadar gidecek şekilde geçerse iki yeri de o zaman başkan bunu kesin imzalayacaktır. Ama şu an için geçen böyle bir yasa yok. Dolayısıyla şu an için iptal edilen bir yeşil kart çekilişi söz konusu değil. Bugün canlı yayında bizi takip eden takipçilerimizden Türkmenistan vatandaşı olan bir takipçimiz de şunu söylüyor. Türkiye'den Amerika F1 öğrenci vizesi alabilir miyiz? Nasıl alabiliriz diye soruyor bu takipçimiz. Şimdi eğer siz Türkmenistan vatandaşı olarak Türkiye'de yaşıyorsanız ve oturumunuz var ise o zaman Amerika'da hangi okula gideceğinize karar verdiyseniz ve bu okulla irtibata geçerek ister kendiniz, ister danışman firmalar aracılığıyla ve bu okul sizi orada eğitim almak için kabul ederse ve size I-20 dedikleri formu gönderirse siz o zaman Amerikan Konsolosluğu'ndan Türkiye'de bulunan vize randevusu alarak öğrenci vizesi için bu görüşmeye gidip girerek öğrenci vizesi alma durumunuz mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu aşamaları takip ederseniz o zaman bu vizeyi almanızda herhangi bir engel olmayacaktır.
Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise, ben bu yıl Green Card başvurusu yapacağım. Sonuçlar ne zaman açıklanır? Üniversite 3. sınıf öğrencisiyim. Başvurum kabul edilirse ne yapmalıyım? Okulumu bırakmalı mıyım? Masrafları biz kendimiz mi karşılıyoruz diye bu takipçimiz soruyor. Bu yılki Green Card başvuruları, çekiliş başvurularını bu sene Ekim ayında yapıyor olacaksınız. Dolayısıyla Ekim ayının başından başlayıp Kasım'ın başına kadar süren bir süreçte başvuruları yapabiliyorsunuz. Ve bu başvuruların sonuçlarını gelecek yıl Mayıs ayında öğreniyor olacaksınız. Ve eğer size çıkmış olursa yeşil kart, o zaman siz yapacağınız nokta gerekli adımlarınızı atıp buradaki doldurulması gereken formları doldurup ödemeleri yapıp ondan sonra Amerikan konsolosu için randevunuzu bekliyor olacaksınız. Ve Amerikan konsolosluğunda randevunuza gidip yeşil kart onayını aldıktan sonra da artık Amerika'ya gelebilirsiniz. Bunda bir engel yok. Okulunuzu bitirme noktasında adımlarınızı atabilirsiniz. Bu şekilde bir plan yaparak Amerika'ya temelli ikamet dahil etmek için taşınabilirsiniz. Tabii bu noktadaki bütün masraflarınızı siz karşılıyor olacaksınız ya da sponsorunuz karşılıyor olacak. Başka türlü bunu Amerika hükümetinin sağlaması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Canlı yayında bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da fal bakmak amaçlı yer açılabilir mi? Yasal mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'da yasal olarak yapmak istediğiniz her türlü işi yapabilirsiniz. Bunun izinlerini aldıktan sonra. Dolayısıyla Amerika'da fal aslında falcı ya da fal servisi veren iş yerleri görmeniz mümkündür. Yani bunlar sizin tabii bulunmak istediğiniz eyaletlere göre bazen değişiklik gösterebilir. Ama bu noktada Amerika'da fal amaçlı yasal bir iş kurmada herhangi bir engel söz konusu değildir. Önemli olan o eyaletin ya da bölgenin kurallarına uygun şirket kuruluşu yapılmış olması ve gerekli izinlerin alınmış olması, işte vergi izni gibi, iş yeri açabilme gibi. Ve bu sayede siz yasa olarak fal yapma işini Amerika'da yapabileceksiniz. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Green Card başvurusu yaparken seçilme ihtimali yüzdesi sistemde kaçtır acaba? Gördüğüm kadarıyla herkes ilk seferde kazanıyor diye bu takipçimiz soruyor. Şu söyleyebilirim, böyle bir net bir yüzdeyle ilgili elimde bir veri yok. Dolayısıyla size tam bir yüzdeyi söyleyemeyeceğim. Ama tabii ki sizin denk geldiğiniz kişiler ilk defa başvuruyor olabilir. Ama başvuru yapan kişinin doğduğu ülke vatandaşlığına göre aslında şansı değişebiliyor. Ve Türkiye kökenli vatandaşlarımızın yaptığı başvuruda çıkma yüzdeleri aslında düşük oluyor. Çünkü başvuru sayısı çok fazla oluyor. Ama sonuç olarak tam bir veri veremeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Normalde hangi hani yüzde noktasına vurduğumuzda tabii düşük bir yüzdeyle karşı karşıya kalıyoruz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Evli çiftler Amerika'da turist vizesine başvururken eşlerden biri vize alınca diğeri de almış oluyor mu? Yoksa ayrı ayrı mı değerlendiriliyor diye bu takipçimiz soruyor. Eğer çiftler Amerikan vizesine başvuruyorsalar ve bu vize başvurusuyla kastettiğiniz Amerikan konsolosluğundan turist vizesine başvuruyorsa o zaman eşlerin her birinin vizeye başvuru yapması gerekiyor ayrı ayrı. Aynı gün gidebilirler randevuya, aynı saat gidebilirler ama her birinin başvurusu ayrı ayrı yapılıyor. Dolayısıyla bir eşin turist vizesini alması Amerikan konsolosluğundan diğer eşin o vizeye sahip olduğunu göstermiyor. Dolayısıyla bu noktada ikinizin de çiftlerin ikisinin de başvuruyu aynı şekilde ayrı ayrı yapıyor olmaları gerekecektir. Tabii başvuru yaparken evli olduklarını belirtiyor olacaklar ama başvuruları ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise Green Card başvurum sonuçlandı. 6 ay içerisinde Amerika'ya giriş yapmam gerekli. Amerika'ya gelince hangi işlemleri yapmam gereklidir diye bu takipçimiz soruyor. Eğer ilk defa yeşil kartı alıyorsanız Green Card'ı ve Amerika'ya geliyorsanız Amerika'ya geldikten sonra yapılacak en önemli şeyler tabii Green Card'ınızı almanız olacaktır. 2. Sosyal güvenlik numaranızı almanız olacaktır. 3.'sü ise bir bulunduğunuz eyaletteki ehliyeti almanız, araba kullanmanız için ehliyeti almanız gerekecektir. Ve bunlar sizin yapmanız gereken önemli adımlar diye söyleyebilirim. Diğer bir adım da tabii sağlık sigortası adımlarını atıp
sağlık sigortanızı almak olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle gelip Amerika'dan F1 öğrenci vizesi almak zorlaştı mı? Sadece İngilizce öğrenmek amacında olduğumuzu söylemek güven verir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya turist vizesiyle geldiniz ve gerekli seyahatlerinizi tamamladınız ve ondan sonra da aslında kalıp öğrenci statüsüne geçiş yapmak isterseniz bu noktadaki adımları atabilirsiniz. Önemli olan bir faktör, bir nokta, son geçen yıldan beri yapılan değişiklikler var. Bu değişiklikler sizin bu statü değişikliği yapma başvurunuzun sonucunu zorlaştırmış durumda. Dolayısıyla dikkatli olunması ve başvurularının çok dikkatli ve özenli yapılmış olmasına dikkat etmenizde fayda var. Ve sadece bu başvuru, yani öğrenci statüsüne geçiş başvurunun İngilizce öğrenmek amacıyla yapmış olmanız aslında başvuru yapma hakkı veriyor size. Dolayısıyla siz aslında İngilizcenizi geliştirmek için bir dil okulu aracılığıyla bir dil okulunda eğitim almak istiyorsanız o zaman bu göçmenlik dersine verilecek geçerli bir gerekçedir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'de bir fabrikanın bayisini Amerika'da açmak için nereden başlamak gerekir? Ayrıca bayiliği üretime çevirmek için planlamada var diye takipçimiz soruyor. Burada önemli olan nokta, ilk bence dikkat edilmesi gereken, siz Türkiye'de bulunan bir fabrikanın üretim yerinin Amerika'daki yerini açmak istiyorsunuz. Öncelikle bu açış noktasını ya da bu satış ya da bu şube noktasını nerede açmak istiyorsunuz? Amerika'nın hangi bölgesinde ya da hangi eyaletinde açmak istiyorsunuz? Öncelikle buna karar vermenizde fayda var. Eğer açacağınız eyalete ve bölgeye karar verirseniz o zaman yapılması gereken ön şeyler şirket kuruluşu olacak, şirkete banka hesabı açmak olacak, vergi numarasının alınması olacak ve onun dışında da şirketin ofis yerinin tutulması olacak. Onun dışında da dikkat edilmesi gereken diğer bir durum şu olabilir. Eğer siz bu bölge seçimini yaparken herhangi bir teşvik durumuna bakıyorsanız o zaman en çok nereden daha teşvikten faydalanmanız imkanınız olacaksa o bölgede bu açılışları kuruluş yapmakta fayda var. Özellikle de tabii ki üretimi planladığınız için, bunu da yazmışsınız çünkü sorunuzda, üretimi planladığınız için üretimi yapmak istediğiniz yerde bu ön adımları atarsanız oradaki bölgelerden bu noktada teşvik almanız da mümkün olacaktır. Dolayısıyla ön adımlar bunlar olacaktır. Bunlardan başladıktan sonra burada en azından şirketinizin başlamış olması ve ilerlemesi mümkün olacaktır. Bugün canlı yayında gelen bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerikalı sevgilimle Türkiye'de mi yoksa Amerika'da mı evlenmemi önerirsiniz diye bu takipçimiz soruyor. Eğer sizin Amerika'da bulunabilmeniz için bir vizeniz var ise Amerika'da evlenmeniz en azından sürecinizi daha hızlı ilerletecektir. Ama tabii böyle bir şart olmak zorunda değil. Dolayısıyla evliliğinizi illa Amerika'da yapmanız gerekmiyor. Türkiye'de de olabilir, başka yerde de olabilir. Önemli olan nokta sizin planlarınıza bağlı olacaktır. Eğer sizin planlarınızda hemen burada Amerika'da olmak var ise ve buraya gelebilmek için bir izniniz var ise belki buradan adım atmak çok daha hızlı olacaktır. Yoksa süreci tabii ki ülkenizde de beklemeniz mümkündür ve o süreçte de Amerikan konsolosluğunun son aşamasından geçip Amerika'ya direkt yeşil kart sahibi olarak gelmeniz de mümkün olacaktır. Dolayısıyla sizin bu noktada evliliği nerede yapacağınız ikisi de mümkündür. Önemli olan sizin planlarınıza göre ne zaman, nerede adım atmak istiyorsanız ona göre ilerlemeniz daha faydalı olacaktır. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da kahve ve kahvaltı konseptli bir iş yeri için minimum yatırım miktarı nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz yatırım miktarını, yatırımcı vizesi için minimum miktar nedir diye soruyorsanız, farklı bir cevap vereceğim çünkü. Yok, eğer ben bu işi kurmak için, yani bu kahvaltıyla kahve mantığındaki bir yeri kurmak için en düşük ne kadar bir miktar yapmam gerekiyor, koymam gerekiyor diyorsanız bu da değişecektir. Cevap farklı olacaktır. Eğer bunu yatırımcı vizesi amacıyla soruyorsanız minimum bir rakam yok. Önemli olan sizin işi kuracağınız, iş için yapılacak yatırım miktarına ihtiyaç duyulan yatırım miktarı yatırımcı vizesi için yeterli olacaktır. Yok eğer siz tabii bu kahvaltı konseptli yeri, kahve kahvaltı konseptli yeri açış için minimum rakam ne olacaktır diyorsanız yatırım miktarı, bu değişecektir. Çünkü bunu siz hangi eyalette ya da hangi bölgede, şehirde mi, biraz daha
kırsal bir bölgede ve açılışına göre kira giderleri, çalışan giderleri, diğer masraflarınız değişecektir. Dolayısıyla bir bölgede belki 100 bin dolar açacağınız bir işi bir yerde 200 bin dolar ancak açabileceksiniz. Ama yatırımcı vizesi mantığında böyle bir minimum rakam yok. Önemli olan kurmak istediğiniz işin, ihtiyacı olan işi, yatırımı yapıyor olmanız. Bugün canlı yayında gelen diğer soru ise şu yönde. Ortağı olduğum şirketten eşime Green Card için sponsor olabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Ortağı olduğunuz şirket üzerinden eşinize yeşil kart başvurusu yapılabilir. Önemli olan nokta sizin ortağı olduğunuz şirketin ihtiyaç duyduğu pozisyon için eşinizin uygun oluyor olması. Ama tabii eşiniz ile firma arasında bir bağ olacağı için sizden dolayı Labor Department dedikleri İş ve İşçi Bakanlığı bunun ön aşamasını belirlerken dosyanızı incelemeye alacaktır. Dolayısıyla bu akrabalık bağından dolayı size direkt onay vermeyebilir. Ön incelemeye alıp acaba bu kişi sadece kendi akrabasına mı destek oluyor yoksa gerçekten bu kişiye ihtiyacı var mı diye yapılan ön aşama çalışmalarını incelemek isteyeceklerdir. Yoksa eğer böyle bir problem yoksa ve gerçekten bu pozisyonu o kişi uygun ise ve bir Amerikalı o pozisyonu yapamayacaksa o zaman sizin orta olduğunuz şirketin eşinize yeşil kart vermesi hala mümkün olacaktır. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Green Card başvurumuz kabul edildikten sonra formu doldurup ödemeyi yapmaktan bahsettiniz. Tam olarak nasıl olacak? Peki ödeme işlemi ve ne kadar ödeme yapacağız diye bu takipçimiz soruyor. Ödeme ile kastettiğim nokta şu benim burada. Eğer siz çekişten kazandıysanız yeşil kartı ve bu başvuruları başlatacaksanız Amerikan konsolosluğu randevusu verilebilmesi için size göçmenlik dairesinin değil de State Department'a başvuru ücreti ödemeniz gerekecektir. Ve bu rakam şu an 330 dolar civarındadır. Siz bu rakamı direkt State Department'a kredi kartı ya da debit kart ya da işte banka transferi değişik yollarla ödeyebilirsiniz. Money order'la self-file check'le ödeyebilirsiniz. Ama tabii bu sizin öncelikle yeşil kartınızın çıkması gerekecektir ve bu çıktıktan sonra yapılan bir ödemedir. Dolayısıyla sadece online yaptığınız başvuruyu, ön aşama yapacağınız başvuru için bir ödeme şartı yoktur. Bu eğer siz Ekim'de yapılacak başvuruda çıkarsınız, ondan sonra yapılacak bir ödeme miktarıdır diye bilmenizi istiyorum. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Amerikan vatandaşıyla evlenirsem bana sponsor olması lazım. Bu maddi olarak tahmini ne kadar tutuyor? Bir de evleneceğim kişinin aylık geliri ne kadar olmalıdır? Benim de gelirimin olması lazım mı diye bu takipçimiz soruyor. Evet, Amerikan vatandaşıyla evlenirsiniz. Eşiniz size finansal olarak destek olacağına dair başvuruyu yapabiliyor. Eğer geliri yeterli değilse ek bir sponsor da devreye sokabiliyor. Ama eğer geliri yeterliyse bu sadece o ve senin yani ikinizin olacağı bir aile yapısı olacaksa o zaman en az yıllık 20.500 doların üzerinde bir geliri elde ediyor olduğunu göstermesi lazım. Dolayısıyla aylıktan ziyade ben bunu yıllık olarak söylüyorum. En az 20.500 doların üzerinde bir geliri var ise onun üzerinden başvuru yapması, size sponsor olması mümkün olacaktır. Ama dediğim gibi eğer finansal durum yeterli değilse o zaman ek sponsorla da finansal sorununu çözebileceksiniz. Bugün canlı yayında gelen bir soru da şu. Türkiye'den Türkmenistan vatandaşlarının Amerika turist vizesi alma şansı var mıdır diye takipçimiz soruyor. Türkmenistan vatandaşlarının Türkiye'den Amerikan konsolosluğu üzerinden turist vizesine başvuru yapmasına bir engel yok. Bu başvurunun şansının ne kadar olacağı noktası vatandaşlıktan ziyade sizin kişisel olarak ne kadar bağlarınızın Türkiye'de ya da işte ülkenizde olduğuyla bağlıdır. Dolayısıyla bağlarınız güçlüyse bunun üzerinden ilerlemeniz mümkün olacaktır. Şu an bugün canlı yayında takipçimiz şunu soruyor. İki defa C1 vizesi alarak Amerika'da bulundum. Bu sene iki defa C1 vizesi reddi aldım. Bir sonraki başvurum için ne yapmalıyım? Aldığım redler yeni başvuruma etki eder mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada görünen siz daha önceden iki kez onay almışsınız ve bulunmuşsunuz Amerika'da bu vizeyle. Ve daha sonra yaptığınız başvurular red almış. Görünen Amerikan konsolosluğu sizin bu programa uygun olduğunu düşünmüyor olabilir. Veya bu program için gelip geri dönmeyeceğinizi düşünebilir. Dolayısıyla yapmanız gereken nokta tekrar başvuru yapmanızda bir engel yok. Önemli olan başvuru yapar iken Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu göstermek ve bu programı tamamlayıp tekrar Türkiye'ye döneceğinizi Amerikan konsolosluğu görevlilerin sizden hissetmesi, görmesi olacaktır diye
iletebilirim. Şu an bugün canlı yayında takipçimiz şunu soruyor. O da davetiye gönderen kişiyle orada iş yeri açacağımı söylersem vize alma ihtimali yüksek olur mu? Ya da farklı evraklar istenir mi? Sonuçta B1 ile iş yeri açabiliyoruz dediniz. Para talep ederler mi iş yeri için diye takipçimiz soruyor. Şimdi şu var, eğer siz Amerika'ya gelme amacınız ve B1 vizesine başvurganki amacınız burada iş yeri almak ise ve bu noktada bir yatırımınız var ise ve bu noktada siz yeterli yatırım miktarı paranızın olduğunu Amerikan konsolosluğuna göstermenizde fayda var. Ve aynı şekilde de Amerika'da ortak iş yapacağınız kişiyle bulduğunuz iş yeriyle ilgili belki bir ön teknik yazısı, bu tip kanıtlar var ise satış yapacak yerle ya da ortak olacak kişiler alacağınız. Bunlarla beraber B1 vizesine başvuruyor olmanız çok daha büyük şansınızı artıracaktır. Çünkü gün sonunda tabii ki Amerikan konsolosluğu sizin gerçekten bu adımı atıp atmayacağınızı, gerçekten yatırım yatıp yapmayacağınızı görmek isteyebilirler. Şu an bugün canlı yayında takipçimiz şunu soruyor. Biz E2 vizesiyle Amerika'ya geldik. Oğlumuz bu sene üniversiteye başladı. Onun vizesini E2'den F1'e çevirmek gerekir mi? Yoksa E2 olarak bırakabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi E2 vizesi aldığı zaman aileler ya da kişi, yatırımcı eşine ve 21 yaşının altında çocuklarına da bu vizeyi verebilmektedir. Önemli olan nokta sizin oğlunuzun ya da kızınızın 21 yaşının altında oluyor olması. Eğer 21 yaşını doldurmak üzere iseler o zaman onların F1'e yani öğrenci statüsüne geçilmesine fayda vardır. Yoksa statü ilerli durumuna düşerler. Dolayısıyla sizden dolayı aldıkları E2 statüsü ancak 21 yaşına kadar geçerli. Ondan sonra maalesef statü düşük alacaklar. Dolayısıyla öğrenci statüsüne ya da öğrenci vizesine geçmeleri çok mantıklı olacak. Bugün son sorumuzu alıyorum. Amerika F1 vizesiyle geldim ve iltica ettim ama sonucu beklemeden Türkiye'ye geri döndüm. Şimdi Kanada vizesine ve Kanada Express Entry'ye başvurmak istiyorum. Bu benim ABD ilticam Kanada için bir engel olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi evet, Amerika ile Kanada arasında bilgi akışı olan iki ülkeler. Dolayısıyla bu tip vize başvurularında bazen güvenlik açısından bilgi paylaşımı yapmaktalar. Yalnız nasıl bir etkiyle karşı karşıya kalacağınızı söylemek zor. Ama benim size tavsiyem şu olur. Eğer sizin Amerika'da yaptığınız başvuru zamanında yapmanızı gerek duyduğunuz ve artık tabii engel kalmadığı için ülkenize döndüğünüz için bu dosyanızı geri çekmenizde fayda var. Dolayısıyla ben sizin yerinizde olsam öncelikle bu dosyanızın geri çekilme işlemlerini yapar. Ondan sonra Kanada konsolosluğu için başvuru yaparım diye bu takipçinizin sorusunu cevaplamış olalım.